Dün bana 2 adet cihaz geldi. Şeylerini kırmam için. Ben de sürekli prensip meselesi olduğu için her gelen telefonda kontrol ederim. İşlem yapmadan önce, bakmadan önce kontrol ederim, tamir etmeden önce. E-Devlet'ten çalıntı mı değil mi diye. E-maillerini sorguladığımda 2 telefonun da çalıntı olduğunu fark ettim. Telefonların zaten daha önceden yazılımla bir baktığımda, birkaç yazılım işiyle bir baktığımda telefonların daha önceden çalıntıya düştüğünü, ekrana numara, telefon sahibinin ekranına numara gönderdiğini, not bıraktığını gördüm. Tekrardan notta yazan numarayı aradığımda Diyarbakır Valiliğinden Bilgi İşlem Müdürü açtı telefonu. Telefonun valilik tarafından arandığını, hem kendilerinin hem Diyarbakır Valilik Bilgi İşlemi hem de Diyarbakır Emniyet tarafından arandığını, 20-25 gündür telefonun çalındığını, kaybolduğunu söyledi. Bana emniyeti teslim etmemi söyledi. Aynı şekilde diğer telefona da üzerindeki numarayı aradığımda o da Diyarbakır'dan bir vatandaşın olduğunu, evinden çalındığını söyledi. O da aynı şekilde polislere, emniyete teslim etmemi söyledi. Ben de 155'i aradım. Tabii bu sırada bu telefonları bana gönderen kişi işte bana sahte SMS'le, işte Apple'ın sayfasını kullanla, sahte SMS'le bu numaraya link at, linke basın, işte bunu açalım. Abi çok lazım bize. İşte biz sana şöyle iyilik yaparız, böyle iş göndeririz, şöyle para veririz gibisinden teklifler aldım. 3-5 bin lira. İşte biz sana değişik pahalı hediyeler, pahalı telefonlar, pahalı işler, sürekli iş, birçok teklif aldım. Yine de vicdanım el vermedi. Bu tekliflere rağmen hiçbir cihaza işlem yapmadım. Cihazı, telefonları ikisini beraber 155 aradım. 155 polis abiler buraya geldi. Burada polislere teslim ettim. Polislerle beraber karakola gittim. Senintepe Karakolu'na dün ifade meclisinde kendi rızam ile teslim ettim telefonları. Halen şu an karşı Diyarbakır'da telefonu gönderen kişi tarafından tehditler alıyorum. Halen arıyor beni, hatta şu an bile o arıyor. Halen beni arıyor, tehditler alıyorum. Az önce tehdit edildin telefonu Evet. gönderen kişi tarafından. Evet. Bununla ilgili bir işlem yapacak mısın? Bununla ilgili şikayetçi olacağım. Adliyeye gidip savcıyla görüşüp şikayetçi olacağım. Kişi zaten bayağı sabıkası olan, Diyarbakır'da çalıntı telefonu işi yapan kişiymiş. Sabıkası çokmuş. Hatta kendisi de telefonda dedi, ben mafyayım, ben buyum, ben şuyum. Daha önce cezaevinde yatmış, birçok kez yakalanmış. Kişi böyle bir kişiymiş. Hani şu anda can güvenliğim yok. Ben de zaten şikayetçi olacağım savcılığa. Gerçekten telefonda iCloud şifresini unutmuş. Mağdur insanlara yardımcı oluyoruz. Her telefona işlem yapmadan önce cihazın kontrollerini, telefonun kontrollerini, sorgularını alıyoruz. Bakıyoruz temiz mi, çalıntı mı, kayıp mı? İşte hepsini kontrol edip tekrardan öyle işlem yapıyoruz. Hani amacımız burada art niyet değil, kötü niyet değil. Mağdur olan insanlara yardımcı olmak. Hani bak şey yapma ya, ya bak emniyet memniyeti araya koyma yani, kendi aramızda konuşalım hani. Abi konuşup halledecek bir şey yok. Ben cihazları emniyete teslim ettim. Sen emniyetten alırsın. Benimle konuşacak bir şeyin yok senin. Cihazlar seninse, telefonlar seninse sen emniyetten alırsın. Değilse Yok abi çalıntıyı yok. sağlamazsın. Ama tamam da abicim, şimdi onu ben sana göndermişim. Sen bari paramı yolla o zaman. Abi neyin parasını yollayacağım Ben ben? Telefon tamamen senin çalıntıymış. adından para vermişim ama. Bana patlayacaktı. Sen parasını devletten alırsın, emniyetten alırsın abi. Ben telefonlar erkeklik yapma, bana yakışmaz. Tamam. Ama ben de sana bilgi. Biz de yapmıyoruz. Sıkıntı yok kardeşim. Tamam mı? Tamam. Yok biz de yapmayız. Biz o kadar telefonda şey yapacak kadar da düşmemişiz biliyorsun. Evet. Ama ben de sana Allah büyük kadar. Tamam. Tamam. Allah Yemin büyük. ederim ben de sana Allah büyük. Allah Ya, büyük. ya sen beni öldüreceksin ya ben seni öldüreceğim. Anladın mı? Bak. İnşallah. Allah ya sana verecek ya bana verecek. Ya bak ben sana bu kelimeyi de söyleyeyim. Başka bir şey Tamam Allah inşallah. sana bak. İnşallah hadi. Bak.